TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar efendim. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Bayram tatili yaklaşırken programın başında da şimdiden iyi tatiller diliyorum herkese efendim. Partnerime dönmek istiyorum ama dönmeden önce telefon numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. 0212 454 55 71 Instagram sayfam TGRT Evo TV'den de ulaşabilirsiniz. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyomcusu Atullah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Evet, bayram hem geliyor. Hem haftanın son günü hem bayram tabii geliyor hem tatil başlıyor, değil mi? Önce cumalarını tebrik edelim sevgili izleyicilerimizin. Tabii hayırlı olsun, mübarek olsun. Hayırlı İnşallah olsun. Yaşarsınız. Bu arada tabii yola çıkacaklar için de mutlaka tabii uyarılarımız, uyarlar var olacak. Uzmanlarımızdan olacak tabii. Öbür tarafta tabii otobüs biletleri, uçak biletlerini geçmiş neredeyse ya da eş değer, ona eş değer o falan. O kadar diyorsunuz. Evet. Ben de dolayısıyla tabii uçağı tercih ettim. Madem öyle yani ve otobüse otobüsle değil bari uçakla gideyim. Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyorum efendim. Böylece bir kampanya. Bayram öncesi hakikaten güzel geldi ama ben biletleri epey oldu alalı zaten. Kestim, kenara koydum. Bayrama gideceğimi söylemiştim anneme. Evet. Beni bekliyorlar efendim. Ay ne güzel. Evet, bana o zaman anneciğinize ben de buradan sevgiler göndereyim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdiden iyi bayramlar dileyim. Evet. Bu arada burada her şey var. Özel bayram programlarımızla ekranlarda olmaya devam edecek. Ne programlar yaptık değil mi? Yapacağız daha doğrusu bayramda. Çok keyifli evet. Programlarımız var. Evet, buyurun. Evet, Ramazan bayramı tatilinde 20 milyon kişilik hareket, 100 milyar liralık potansiyel. Evet, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, bu bayram döneminde 20 milyon insanımızın dost, akraba ziyaretleri ya da tatil amaçlı bir şehirden başka şehre hareket edeceğini düşünüyoruz. Ve yaklaşık 100 milyar liralık bir potansiyel oluşacağını tahmin ediyorum dedi. Evet. Tabii bu Ramazan bayramı tatilinin erken açıklanması, 9 güne ya uzatılması değil mi? Çok güzel. Bu patlamaya sebep oldu, turizm patlamasına. İki seçim tabii geride bıraktık, bir de bahar ayları. Şimdi Anadolu zümrüt güzel gibi, hava çok güzel, yemyeşil. Dolayısıyla bayramlaşmaya gidecekler, belki tatil yapmaya gidecekler de olur ama Antalya'ya insanlar denize girmiş zaten. Deniz mevsimi orada açıldı evet efendim, gayri resmi. İnsanlar denizde, hatta Ege'de bazı ilçelerde ama genelde bu arada Sarıkamış'a, Erzurum'a gitmek isteyenler de kayak orada yapacaklar. Memlekete bakın yani. Tercihinizi siz yapın. Kayak mı evet yapmak istersiniz? Güzel güneşli bir havada denize girmek ya da güneşlenmek evet mi istersiniz? Tercih sizin yani. Evet. Ülkemiz o kadar çeşitli doğru şey ki, farklılıklar cennet var gibi ki. Cennet gibi. Her köşesinde ayrı bir farklı mevsim. Antalya demişken o zaman Antalya'ya bir bakalım. Bakalım Antalya'da ama bir şey söyleyeyim. Buyurun, benim tavsiyem buyurun var. Evet. Yani en az 3 gün bir bayram gibi bayram yapsınlar. 6 gün, 7 gün tatil büyüklerin yeter. Büyüklerin değil mi? Büyükler, tabii, büyüklerin ziyaretleri yapısı unutulmasın. Çocukların onu yaşaması onlar lazım. Bunları genç kuşaklara aktarmamız lazım. Yoksa bu çok güzel efendim sosyolojimizi, sosyalleşmemizi unutacaklar vallahi. Kesinlikle, çocuklar. Kesinlikle, çok evet doğru söylüyorsunuz. Evet, buyurun. Antalya'da Ramazan bayramı bereketi. Otellerde doluluk oranı %95'i bulacak. Hı-hı. Evet, yine 6-15 Nisan tarihleri arasında hemen hatırlatalım, bir bayram tatili olarak 9 günlük söylendiği hı-hı için. Orada da Antalya'da da oteller dolmaya başlamış şimdiden Atabey'ciğim. Vallahi yerler, havalar güzel, yerler de ayrılmış, bitmiş. Ne yapalım? Yani bu sektörde para kazanacak zaten. Esnaf para kazanacak. Birileri de efendim işte tatil yapacak ya da ziyaretlerini yapacak. Doğduğu topraklara gidecek, büyüklerini görecek, arkadaşlarıyla kucaklaşacak. Güzel, bakın şimdi fotoğraf yeni bu fotoğraf. Bu tabii, görüntüler tabii, yeni. Tabii tabii, aynen öyle. Dün Antalya'da sahiller böyle, insanlar denizde efendim. Buyurun efendim. Kesinlikle öyle. Evet. Evet, şimdi İstanbul'a bir bakalım. İstanbul'daki bir hazırlık ne durumda diye. Aksaray'da bayram şekerinin tatlı telaşı tezgahlarda. Evet, Ramazan öncesi şeker ve lokumun tatlı telaşı tezgahlarda yerini alırken vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Şekersiz bayram olmaz değil mi Atabey? Onun için diyorlar ya, şekersiz, şeker tatlısız bayramı. Ama tabii ki Ramazan-ı Şerif bayramı. Tabii. Ama şeker bayramı diyenler de var. Ramazan-ı Şerif bayramı ama ha, böyle bol miktarda doğru tatlı ve şeker de ikramlar olur ya. Olacak çikolata, tabii şeker,
Hele kapıya gelen çocuklar var, o telaş. Öyle. Acaba var mı? Anadolu'da var. Ben bu şekeri görünce... İstanbul'da mesela bizim apartmanda. Sitede de apartmanda oluyor. Çocuklar güzel. Kapıyı çalıyor, iyi bayramlar tabii, deyip tabii. Hemen şekerimizi, bak, çikolatamızı veriyoruz. Ne kadar güzel. Yani Aksaray'da bunun temelleri atılıyor, devam ediyor. Daha doğrusu atılmış, devam ediyor. Çocuklara bol miktarda bu tür hediyeler vermek lazım, mendil vermek ama lazım, para vermek çocukları, lazım. Ha, onu diyecektim, çok mendil evet. tarafında değil de bizim şeker verdikten sonra bir de para bekliyorlar. Tabii o da var. Canım şeker verdiniz ama bir de para falan. Şimdi harçlık da yani 50 liradan aşağı oldu mu belki beğenmezler. Ha çok yaşları küçükse böyle 5-6 anlamazlar, bir 20'lik verirsin. Kurtarırsın zaten en küçük para, ama gerçi 15 lira var ama evet. yani 20 lirayla kurtarabilirsiniz. Yani gönlünden ne koparsa tabii, değil mi? O anda vereceksiniz. Aynen, evet. Evet, Ramazan bayramı öncesi kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor. Şimdi Kütahya'ya götüreceğim sizleri efendim. Kütahya Belediyesi'nin organizasyonu ile mahallede kurulan kıyafet pazarı vatandaşların akınına uğruyor. Şimdi pazarda da çok çeşitlilik var. Tabii. Fiyatlar daha uygun. Evet. Vallahi pazar, ben semt pazarlarını çok seviyorum. Bence de güzel. Dolaşmak lazım. Birçok esnaf malını oraya indirebiliyor. Yani tabii. Neredeyse ben birinci size bir şey el gibi. Benim butikte gördüğüm bazı parçaların aynısını pazarda da gördüm. Tabii, aynısı ya yani markasına kadar aynı. Burada mesela bir semt var bize yakın, Yeşilköy'de. Evet, orada Yeşilköy, bir pazar var. Çarşambaları. Çok ciddi markalar var orada yani. Evet, evet. Tabii. Yani orada çok çok ucuza alabiliyorsunuz. Gerçi bu aralar orası da biraz zam yaptı. Biraz pahalı falan satıyorlar ama hakikaten çok uygun, çok ucuz evet. mal alınıyordu orada. Evet, evet. Yeşilköy pazarını ben pek kaçırmazdım. Ya. İşime geliyordu. Şimdi tam ben, biraz da ben tek tekçiyim yani. Ama yok, çok güzel, parçalar bulunabiliyor var, pazarda var. Ama ben... Canım uygun olunca niye fazla tabii, para vereceksin? Tabii kesinlikle öyle. Evet. Bir de her şey var. Yani evet. kıyafetten tutun çok mutfak... zengin. Alışverişine, hani mutfakta kullandığımız işte tabak çanağına kadar evet. her şeyi bulabiliyorsunuz. Doğru. Şimdi Ramazan bayramda, bayram içinde yine kalabalık her yerde var. Sadece Kütahya'da değil, İstanbul'da tabii. da çok kalabalıktı bu hafta pazarlar. İstanbul'da hanları tavsiye edeceğim. Eminönü'nde. Aa evet. O adada, Kadıköy'de hanlar tabii, var. Kadıköy'de o hanlara gireceksiniz. Orada çok uygun ama çok kaliteli mallar alabilirsiniz. Bir defa yani Karaköy'de ayakkabıcıları kaçırmamak lazım. Tabii Arap cami ve o arkadaki şeyleri, dükkanları falan bir dolaşmak lazım. Orayı tabii, bilmiyorum. Tabii çok, çok kaliteli, efendim meslek sırrıdır. Geçmişte çok haber yaptık. Evet. Çok kaliteli ayakkabılar. Marka ayakkabılar alabilirsiniz yarı fiyatına. Harika. Evet, şimdi biraz önce dedik ya otobüs yolculuğu, işte uçakla gidenler, otobüsle gidenler. Kendi özel aracıyla da yollara çıkacak tabii. çok kişi var. Tabii. Bayram tatilinde yola çıkacak araç sahiplerine bakım uyarısı. Evet, bayram tatilinde günler kala yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı. Bir dinleyelim. Üstüne bence konuşacağız. De dinleyelim. Önemli bir ikaz. Uyarı yani. Öncelikle işlerimiz çok yoğun. Ramazan bayramı dolayısıyla 9 günlük tatile çıkacaklar. Şu anda servislerimize geliyorlar. Özellikle bakımı gelmeyen müşterilerimiz de yağ kontrolü, lastik hava basışları, lastik kontrolü, arabanın gerekli kontrollerini yaptırmak için şu anda servisimize geliyorlar. Havaların ısınmasıyla beraber en önemli şey de yağ kontrolü yapıyoruz. Motor yağ kontrolü, antifriz kontrolü. Antifriz aslında kışın da yazın da kullanılan bir şey olduğu için antifriz kontrolü yapıyoruz. Hidrolik kontrolü yapıyoruz. Direksiyon hidroliği, fren hidroliği kontrolü yapıyoruz. Yola çıkmadan önce fren balatalarının kontrolü ve lastik başlarının kontrolünü yapıyoruz. Uzun yola gidecek müşterilerimiz için 200 km, 250 km'de bir mola verip araçların etrafını gezip lastiklerde bir problem var mı yok mu? Motor kabuğunu açıp yağında, yağ filtresinde herhangi bir kaçak var mı? Antifriz tam mı? Cam suyu doldurmaları gerekmektedir. Çeşitli motor seçeneklerine göre bakım fiyatları fark gösterebiliyor. Yaklaşık bakımlarımız 3500 ile 8500 arasında değişkenlik göstermektedir. Bakımını geciktiren müşterilerimiz için öncelikle yağlarında aşırı şekilde viskozite düşüklüğü gösteriyor. Viskozite düşüklüğü de yağın kalitesini bozuyor. Yağın kalitesini bozduğu için, sürtünme azaldığı için motora %100 zarar veriyor. Bunun için araçlarımızın bakımlarını en kısa zamanda
geciktirmeden yaptırmalıyız. Evet, hakikaten geciktirmemek gerekir. Evet. Çok önemli. Biliyorsunuz her sene ne yazık ki bayramda trafiğe çıkan o kadar çok kazalar duyuyoruz maalesef. Şimdiki yollar çok güzel otobanlar ama eskisi gibi değil, ama yine de çok dikkatli olmak Kurallara uymak lazım. Yorgun olmamak lazım. Araçların da kallavi, yani böyle bakımdan geçmesi lazım. Dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar bu yolculuğu şunun için tercih ediyorlar. Bir, yollar çok güzel. Bir de bir araçta 3-4 kişi var en az. Şimdi bunlara otobüs bileti ya da uçak bileti aynı fiyata çıkıyor. Bir de araç gittiğiniz yerde de lazımsa hele hem, araçla gitmek daha konforlu. Hem orada tabii orada kesinlikle lazım. Bir de yolda istediğiniz yerde durabiliyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Vatandaş onun için bunu tercih ediyor. Ama dediğim gibi dikkat lütfen. Evet, çok dikkat. Evet. Şimdi bu konuda bir psikolog tavsiyemiz de var Atabeyciğim. Bayram öncesi, bayram trafiği öncesi psikolog tavsiyesi. Yeterince uyuyun. Öfkenizi kontrol edin. Yani bayramla bayram trafiğiyle baş etmenin yollarını doktor öğretim üyesi Şule Aydın Yeral bildirdi. Bir dinleyelim bakalım. Evet, çok yoğun dönemler olduğu için bayram tatilleri, bu yoğunluk trafiği arttırıyor. Dolayısıyla insanlarda daha fazla stres tepkisi veriyor. Hem bu stresi yönetebilmek burada önemli, hem de işte dinlenmek gibi, biraz dikkati toplayabilmek gibi durumlara dikkat etmek önemli. Mesela yeterince dinlenmiş olmak, iyi uyumuş olmak. Burada bir koruyucu faktör. Çünkü strese karşı ve zorluklara karşı baş edebilme gücümüzü arttırıyor. Biz biliyoruz ki aynı şekilde mental sağlığı da düzenleyen, destekleyen bir şey iyi uyumuş olmak. Bu yüzden yola çıkacak hem şoförler için hem yolcular için dengeli bir uyku düzeni öncesinde önemli. Stres yönetimi önemli. Kalabalık ve yoğunluk stresi artıran bir durum çünkü. Burada stres yönetimine ek olarak mesela nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri, dinlendirici müzikler dinlenebilir. Ama özellikle şoförlerin bunu yaparken uyanıklık seviyelerini de çok düşürmeyecek şekilde dinlemeleri lazım, bunları yapmaları lazım. Bunun yanı sıra sık sık mola vermek, tabii ki sürecin uzunluğuna bağlı olarak molalarla dinlenmek, dikkati toplamak, dikkati azaltacak farklı faktörler varsa, ekran kullanımı gibi, telefon kullanımı gibi ya da endişe içerikli düşünceler gibi, bunlardan kaçınmak gerekiyor. Bunlara ek olarak öfke yönetimini ekleyebiliriz. Çünkü kalabalık trafik kurallarının aksaması insanların daha fazla öfkelenmesine neden olabiliyor. Öfkeyi kontrol etmek, öfke duygusunu hissettiklerinde davranışa dökmemek, kendilerini sakinleştirmeleri burada bir tavsiye olabilir. Sonuçta herkes stresli bir yolculuğa giriyor çünkü çok kalabalık. Dolayısıyla orada biraz empatik olmak, herkesin stresli olduğuna yönelik bir bakış açısıyla durumu kişiselleştirmemek, hatalarımızı kabul edebilmek ve biraz anlayışlı olarak aslında çatışmalardan kaçınarak yola devam etmek. Tabii ki tüm trafik kurallarına da uyarak burada önerebileceğimiz şeyler. Şimdi orada gidecekleri yol, oradaki süre, bunlar da önemli. Biraz planlama yapmak burada önerilebilir. Planlama yaparken de rotayı belirlemek. Burada hep paylar bırakmak. Yani şu kadar sürede yetişebilirim diye bir sonuç çıkardıklarında ona ek koymak. Ve olabilecek böyle aksilikleri de, işte belirsizlikleri de biraz hesaba katmak önemli. O yüzden biraz kişilerin kendi tahammül düzeyleriyle ve yine planları, programlarıyla da alakalı bu kısım. Ama uzun tutmak, yani belki erken çıkmak normal insanların çıkışına göre ya da daha geç çıkmak biraz orayı azaltmak için faydalı olabilir. Dengeli beslenmek önemli. Çok açlık, çok tokluk, bunlar yine kişiyi zorlayacak şeyler, yine sindirimini güçleştirecek şeylerden kaçınsınlar. Bu şekilde beslenebilirler. Evet, ilk tavsiye yeterince uyumak ve dinlenmiş olmak. Güzel güzel böyle anlatmış uzman. Evet, dinlenmiş olmak çok önemli. Hele uykusuz yola çıkmak, aman Allah'ım. Güzel güzel böyle anlatmış derken, evet, güzel bir ses tonuyla, bir diksiyonla anlatmışlar. Dinletiyor yani. Tabii. Evet, dinletiyor güzel bir şeyle. Evet, buyurunuz efendim. Evet, çok çok önemli. Aman uyalım gerçekten, trafik kurallarına uyalım. Dinlenmiş gidelim efendim.
Başka da söylenecek pek bir söz yok. Ve araç bakımlarımızı ihmal etmeyelim. E tabii bir taraftan denetimler devam ediyor. Polis ekiplerinden de bayram denetimi. Hı. Evet, Ramazan bayramı tedbirleri çerçevesinde denetim yapıldı Kayseri'de. Bu görüntülerimizi de izleyelim. Evet, her yerde şimdi denetimler çok çoğalacak bence. Tabii. Çok sıklaşacak. Evet. Önemli çünkü, bakar mısınız? Çok fazla insan şehir dışına giden var. Tabii. Ha, polis içeride mesela. Şu otobüs anda, değil mi? Otobüs denetleniyor. Tabii otobüs, kimlik, şehirler arası otobüs bu. Kimlikler de kontrol ediliyor, bakılıyor. Tabii. Evet. İşte efendim otobüsün içi. Çok enteresan ya. Beni nerelere götürdü şimdi ben? Nerelere gittiniz asker, Atabey? Neler askere geldi otobüsle gittim yine? Efendim. Otobüsle gittim. Evet. Tabii 302 Mercedes'ler vardı 302'ler, reklamlar. Evet. Ay ne havalı yeni araçlarda gittim. Nerede yaptınız askerliğinizi? Manisa, İzmir. İzmir'de yaptım. Ha, İzmir'de. Tabii. Bastım gittim İzmir'e. Otobüsle gittim tabii. O zaman yollar böyle değil. Fakat şoförümüzde de bir hava var. Şöyle göz altında bakıyorum arada bir falan. Ama ne özenti falan ya, acaba ben de böyle bir kaptan olayım yani. Adamın bir duruşu var, bir şeyi var, bir havası var. Daha kapıdan içeriye girmeden dinlenme tesislerinde. Ustam, kaptanım buyurun falan. Onlar ayrı bir yerde tabii yemeklerini yiyorlar. Böyle bir gıptayla bakmıştım. Ama gidene kadar bir şey oldu yalnız. Kafam şişti. Bir müzikten sürekli. Bir de çok sigara içmekten. Oo, eskide, o zaman ay, evet, o zamanlar. Duman içinde kalıyordunuz. Tabii gerçekten. Tabii. Ben şu anda düşününce çocuklar, bebekler ne yapıyordu? Ağlıyorlar. Serbestti çünkü. Tabii, düşünsenize serbest. Bebek var, çocuk var ama yanınızda püfür püfür vallahi sigara içen yolcular. Bir çocuk, kabus bir çocuk gibi. Yozgat'ı geçince başladı. Ne oldu işte, pişti mi ne oldu çocuk? İzmir'e kadar bağırdı, eyvah ya. Hiç eyvah, unutmam. Eyvah. Ya. Evet. Evet. Evet Atı Beyciğim, bugün cuma, hafta sonuna giriyoruz ve tatil başlıyor. Tabii. Şimdiden biz iyi bayramlar dileyelim. Evet. İkinci bölüme geçeceğiz bu arada programımızın da. Şimdiden iyi bayramlar dileyelim. Ben size de iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin ve bütün izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde olsun inşallah. Ama tabii tekrar hatırlatalım. Harika bir Burada Her Şey Var sizleri bekliyor. Bayram özelle yine sizlerle birlikte olacağız. Programımızı izleyin lütfen. Yorumlarınızı yine Instagram sayfam TGTV'ye bekleriz efendim. Şimdi Atabeyciğim, cuma olduğu için biliyorsunuz doktorumuz var. Doktor Ahmet, evet, Özyazgan kök hücreyi anlatacak. Kök hücre önemli. Önemli çalışmalar. Kesinlikle. Yapılıyor. Kök hücreyle ilgili daha neler neler eklenecek bilemiyoruz. Şu anda biz ciltle ilgili konuştuk doktorumuzla, saçla ilgili konuştuk, bel ve boyun fıtıkları ile alakalı konuştuk. Evet. Lütfen izlemeye devam edin bizi.